Güzel İzmir'im benim. Havası bile bir başka. Koştuğunuza göre sizin için önemli. Annemin hediyesi çok önemlidir benim için. Siz benim fotoğrafımı mı çektiniz bu arada? Fotoğraf çektiğim doğru. Ama sizin fotoğrafınızı çektiğimi nereden çıkarttınız? Şalım size doğru uçarken fotoğrafını çekiyordum. Öyle mi? Evet. Sakıncası yoksa son çektiğiniz fotoğraflara bakabilir miyim? Çınar Bey, babanız sizi bekliyor. Geliyorum. İyi günler. Merhaba, nasılsınız? Laf atsak bakar mısınız? Oğlum böyle laf atmak mı kaldı lan? Maniyi söyleyen Ramazan davulcusu gibi. Vay, hanımefendi laf üstüne laf söylüyor. Kafanın üstüne taş gelmeden git istersen. Abla bırak, bulaşma. Gidelim hadi. Nasıl fena laf soktu kanka. Çıkmaz artık bu, ben sana söyleyeyim. Kim lan bu laf sokacak bana? Kim olduğumu öğrenmek istemiyorsan git çabuk. Öykü! Öykü ne oluyor burada? Ağır gel delikanlı. Ne oluyorsa oluyor, sana ne lan? Ayıp değil mi yaptığınız? Bak yürüyün gidin yolunuza, kızları da rahat bırakın. Bassın gidin yolunuza. Bırakmazsak ne olur lan? Ha? Defolun gidin, yoksa polis çağırırım. Abi Öykü. Abi, Öykü'nün sesi abi. Öykü! Berk gidin. Ne alaka? Berk! Ne oluyor burada? Hayda, duyan geliyor, iyi mi? Öykü, ne oluyor? Kim bunlar? Kızlar, siz de iyisi ortam yapmışsınız ha. Terbiyesiz, tipini gören adam sanır. Adam başına düzgün konuş yoksa. Yoksa ne? Lan sen kime vurduğunu sanıyorsun? Sanmıyoruz. Vuruyoruz kardeş. Yaklaşma, takarım ha. Lan konuşma. Hiçbir şey yapamazsın. Kıpırlama lan. Mert. Durun yerlerinizi. Abla, polisler. Polisler mi? Birader kaç, polis geliyor. Kıpırlar yine. Abla, hadi gidelim buradan. Karakolluk olursak babam bizi mahveder. İyi misiniz? Mert, kusura bakmayın. Sonra konuşuruz, olur mu? Abla hadi gidelim, ne olur. Tamam, korkma Öykü, tamam korkma. Gel, gel. Taksi! Taksi! Hadi binin gidin. Çok sağ olun Mert, konuşuruz. Bunlar çok güzel. Bir modelleri bir süre dinlendirelim. Yeniden tamam. Devam ederiz, tamam? Merhaba. Merhaba. Yine tesadüf diyeceğim ama. Bu sefer pek tesadüf sayılmaz. Yani tahmin ediyordum burada olduğunuzu. Öykü de bahsetmiştim. Aa evet. Öykü Hanım'la konuştuk. Kardeşinizmiş galiba. Öyle mi? Yani bana hiç söylememişti konuştuğumuzu. Bu arada geçen gün için kusura bakmayın. Öyle teşekkür bile edemeden apar topar gittik. Ama yaptığınız çok cesurca bir davranıştı. Çok sağ olun. Ne demek?
kim olsa benim yerimde aynısını yapardı. Yapmazdı. Çok teşekkür ederim o yüzden. Siz iyisiniz değil mi? İyiyim. Bir şeyiniz yok. Yok, çok iyiyim. Ama şimdi gitmem gerekiyor. İş için bekliyorlar. Tamam, peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşür müyüz? Deniz, görüşür müyüz mi? Evet Selma'cığım, bitti işimiz. Tamam, tamam canım. Hani eve geçiyorum. Gel. İyi misiniz? Yok artık siz. Gelin böyle, gelin. Şöyle kaldırıma geçelim, oturun isterseniz. Gelin böyle. Su, su, su. Merak etmeyin, bir şeyiniz yok. İyisiniz. Su için. Tamam, biraz su için şimdi kendinize geleceksiniz. Gelin böyle. Hiç korkmayın, hiçbir şeyiniz yok. İçin biraz daha. Yok artık. Siz? Garip değil mi? Bir filmde falan olsa tesadüf derim ama. Neyse. İyisiniz de bir şeyiniz yok. İyiyim, yok bir şeyim. Keşke siz de öyle bir anda pat diye atlamasanız yola yani. Biraz daha dikkat etseniz. Ben de az kalsın eziyordum sizi. Dikkat mi etseydim? Ben mi? Siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz galiba. Bir de beni suçlu çıkaracaksınız. Yok, suçlamak için demedim ben. Beni yanlış anladınız. Ben aslında demeye... Ben sizi yanlış anlamadım beyefendi. Burası yarış pisti değil. Bu şekilde araba kullanamazsınız. Yayı olan benim. İnsan hayatını tehlikeye atıyorsunuz ya. Baba parasıyla veriyorlar sizin altınıza bunları oynayın diye. Siz de her yeri babanızın çiftliği sanıyorsunuz ama yok öyle bir şey. Siz hep tanımadığınız insanlara karşı böyle ön yargılı mısınız? Ama bu da ayrı bir klişe. Evet. Tanımadığım insanlara karşı ben hep böyle ön yargılıyım. Sanki kim değilse. Nasıl? Neyse beyefendi, nereye gidecekseniz gidebilirsiniz artık. Özür dileyecektim. Sizin için endişe etmiştim de. Ama görüyorum ki nafile. Neyse, şimdiden ikimize de geçmiş olsun. İsterseniz bir hastaneye falan gidelim. Böyle olmaz. Hiç gerek yok. Sağ olun. Gerekirse ben kendim giderim. Gidebilirim. Peki. Dikkat edin o zaman kendinize. Ben dikkat ediyorum zaten kendime. Böyle bir anda ezmeye kalkanlar olmazsa. Endişelenmişmiş. Acaba başıma bir şey gelseydi cezadan kaçmak için ne yapacaktı kim bilir?
Selam. Nasılsın, nasıl oldun? İyiyim, sağ olun siz. İyiyim. O gece özür dileyemedim aslında, o yüzden geldim. O gece için gerçekten özür dilerim. Yani özür dilemenize gerek yok, siz bir şey yapmadınız. Bence var. Neticede benim yanımda olduğunuz için oldu. Yani yan yana olduğumuz için fotoğraflar çekildi. Nasıl yani? Şu anda da yanınızdayım, yine mi başım derde girecek? Zaten her karşılaştığımızda bir olay oluyor. Yok. Yani yanlış anladınız. Bazı yerlerde ilgi üzerimde oluyor da. Ama yine de oralara gitmekten vazgeçmiyorsun. Neyse ben kalkayım. İşe geç kalacağım. Tamam, görüşürüz. Ona çok iyi biri. Ona da çok haksızlık ettim. Bütün bu olanlar babasının planıymış anne. Ben de bunu anlamadan, dinlemeden ona bağırdım, çağırdım. Hayalini kırdım. Anne. Ben bu aralar çok hata yapıyorum. Anne ne olur iyileş ve konuş benimle. Özür dileme Çınar. Hiçbir şeyi de çözmeye çalışma. Ya sen görmüyor musun? Sen bir şeyleri çözmeye çalıştıkça her şey daha da garipleşiyor. Çınar. Ben para için evlenecek bir insan mıyım? Deniz, o nasıl cümle? Ben asla böyle... Bak. Biz her ne olursa olsun kendi başının çaresine bakabilen bir aileyiz. Hiç kimseye de muhtaç değiliz çok şükür. Bu yüzden benden ve ailemden uzak dur. Uzak durun. Deniz, lütfen beni... Bırak. Hoşça kalsınlar. Deniz. Deniz, neden böyle yapıyorsun? Deniz! Geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Annen nasıl? Annem iyi. Ameliyattan çıktı. İyi geçti. Toparlayacağım. Çok sevindim. Merak etme. En kısa sürede iyi olacak. Deniz. Sen beni neden çağırdın? Çınar. Ben, yani ben senden, Çınar ben senden çok özür dilerim. Ben öyle anlamadan dinlemeden bağırıp çağırdım sana. Yani? Beni affedebilecek misin? Denerim. Çok özür dilerim Çınar. Tamam. Tamam. Affediyorum seni. Bir de bir şey daha var. Neymiş bakalım? Yoksa yine özür mü dileyeceksin? Çınar. Ben babanın teklifini kabul ettim. Annemin hayatı söz konusuydu. Gözlerimin önünde yitip gidiyordu. Ben buna izin veremezdim Çınar. Ameliyat olması gerekiyordu. Artık vaktimiz daralmıştı. Çınar, ben annem için her şeyi yaparım. Anlıyorsun değil mi beni? Anlıyorum. Sen
Sen ne düşünüyorsun bu evlilikle alakalı? Çınar, bant takacağım. Su içerken falan dikkat et, düşmesin, tamam mı? Bant mı takacaksın? Evet. Deniz, alt tarafı küçücük bir yara. Tamam, pamukla sildin zaten, geçer. Çınar. Deniz. Endişelenme, bir şeyim yok. Abartma. Endişelenmiyorum ki zaten. Mikrop kapmasın diye. Ben onu alayım. Nasıl geçti günün? Anlat bakalım. Ne yaptın stüdyoda? Ben sana telaştan bir şey söylemeyi unuttum. Ne söyleyeceksin? Bugün bana çok güzel bir telefon geldi. Telefon mu geldi? Anlatsana Deniz, hadi. Çiğdem tasarımı biliyor musun? Yani biliyorsundur, kesin biliyorsundur ama. İşte oradan aradılar. Deniz, bak parça parça anlatma, hadi anlat, söyle, heyecanlandım. Ya iş teklifi için aradılar işte. İş teklifi mi? Ne diyorlar? Yani benimle çalışmak istiyorlarmış, aradılar ama. Bakalım. Çınar çok mutluyum. Belli. Gözlerinin içi parlıyor. Gülüşün bile bir başka. Nasıl bulmuşlar seni? Ya işte İzmir'e gelmeden önce ben bir internet sitesine, iş bulmak için olan bir internet sitesine CV'mi bırakmıştım. He. Oradan bulmuşlar. Çok sevindim. Seni böyle mutlu görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel bir seçim oldu. Çok güzel oldu. Bence bu sana çok yakışacak. Vallahi bir an ümitsizliğe kapılmıştım. Ama başardık. Deniz. Bak, bu kıyafet çok güzel oldu ama yine de birkaç tane kıyafet alalım. İşe başladığında ihtiyacın olacak. Olur, alalım. Alalım. Yani bir işe kabul edileyim de bakarız. Benim sana güvenim sonsuz. Sen bu işi alacaksın. Hiç merak etme. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama orası da belli olmaz tabii. Neyse, o zaman ben buraları toparlayayım. Üstümü de değiştireyim, bir bakayım. Sonra yatarız, olur mu? Tamam. Kapıdayım o zaman. Tamam. Benimki değil. Çınar Bey, bu saatte rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. Dediğiniz gibi oldu. Deniz Hanım işi kabul etti. Anlaştığımız gibi bu ikimiz arasında sır olarak kalacak. Sizin olduğunuzu bilmeyecek. İyi geceler. Çınar, sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Ya ben sana inanamıyorum ya. Ben sana inanamıyorum. Sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Deniz, sen giyinmedin mi daha? Yani ne bu sinir, ne oluyor? Bak, sonra ilk günden geç kalırsan patronun kızar. Patron çocuğu olduğun için mi biliyorsun bunu? Bunun benim patron çocuğu olmamla ne ilgisi var? Ben sadece sana şaka yaptım. Niye bu kadar büyütüyorsun ki? Anlatayım Çınar. Büyütülme tarzınız yüzünden empatiden yoksunsunuz çünkü, anladın mı? İnsanların bir gururu olduğunu unutuyorsunuz. Paranızla, insan ilişkilerinizle kendinizce bize iyilik yaptığınızı düşünüyorsunuz ama öyle bir şey yok. Bizim de kırılabileceğimizi unutuyorsunuz, anladın mı şimdi? Ne oldu sana? Ya ben odadan çıkınca birileri gelip kulağına, Çınar dünyanın en kötü insanı, çok hatalı bir adam, nefret edeceksin bundan falan gibi şeyler mi fısıldadı Deniz? Evet, 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 çok doğru bildin Çınar. Neyi doğru bildim Deniz? Ne söyleyeceksen söyle, daha açık konuş ama. Birilerinin diyorum, kulağıma gelip bir şeyler fısıldadığını doğru bildin. Deniz, bana açık konuş. Ne demeye çalışıyorsun? Söyle bana, anlayayım. Ne bu? Al. Deniz. Bak, bu gerçekten bildiğin gibi bir şey değil. İnan, sana her şeyi açıklayabilirim.
Bu ben tamamen senin iyiliğin için... Çınar, ben senden iyilik yapmanı istedim mi ya? Ben senden bana iyilik yapmanı istedim mi ya? Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, annemin hayatını kurtardın. Sizin sayenizde yaşıyor annem. Zaten ben bu yüzden evlenmedim mi sana? Zaten ben bu yüzden burada değil miyim Çınar? Ama ben senden bunu istemedim, anladın mı? Ben senden böyle bir iyilik istemedim ya. Deniz, ben açıklayabilirim. Çınar, ben gidiyorum. Sakın peşimden gelme, anladın mı? Bir daha sakın beni arama. Deniz, lütfen dur. Bırak Çınar. Deniz. Nereye bu gecenin saatinde? Ben dışarı çıkmak istediğimde saatin bir önemi yok Ahu Hanım. Buranın Kocabey konağı olduğunu? Umurumda bile değil. Çünkü burası sana ilk birden büyük gelir. Yaşadığın mahalleye benzemez. Yenge, Deniz'i gördün mü? Evet gördüm, biraz önce çıktı. Uf, ne yaptım ben ya? Bak, eğer konuşmak istersen seni dinlerim. Yani o da bir kadın. Hani paylaşmalı şey. Yenge, sağ ol. Şimdilik konuşacak bir şey yok. Dün bir, bugün iki. Ne güzel de anlaşamıyorsunuz. Umarım bu konaktan gideceğini de görürüm. Ne işimiz var bizim Çınar? Bir işimiz yok. Konuşmak için çağırdım. Bir iz mi buldun yoksa? Yani henüz değil. Deniz, artık senin bu olayla ilgilenmeni istemiyorum. Bu olayla ilgilenmeyeyim mi? Biri benim çantama kolye koyup beni hırsızlıkla suçlayacak ve ben bu olayla ilgilenmeyeceğim Çınar, öyle mi? Deniz, ben kolyeyi Fehim Baba'ya verdim. Bütün bu olayları anlattım. Babam artık ne olup ne bittiğini her şeyi biliyor. O yüzden bu konuyla o ilgilenecek. Merak etme. Ben de elim kolum bağlı bekleyeceğim. Deniz, sana söz veriyorum, bu olay ortaya çıkacak. Merak etme dedim. Çınar, sen de beni anla. Ya bana bu komployu kuran, hırsız damgası vurmaya çalışan kimse bulunmasını istiyorum. Deniz, ben de istiyorum. Ama Fehmi Baba'ya güvenelim. Umarım bir an önce bulunur Çınar. Umarım. Hadi artık senin işlerine odaklan. Artık çok ihmal ettin işleri. Bir an önce geri dönme zaman. Haklısın. Ya bu kolye meselesi olduğundan beri işlere odaklanamadım. Ben kış bahçesine döneyim. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. İnanamıyorum ya. Benim kim olduğunu öğrenebilmem için cinayetle mi suçlanmam gerekiyordu? Deniz, ne oluyor? Niye bu kadar sinirlisin? Baban yüzünden. Baban kolyeyi çalanın kim olduğunu biliyor ama bana söylemiyor. Tamam dur, bir öfkelenme hemen. Mutlaka bir bildiği vardır babamın, sakin ol. Sen öfkelenmez miydin Çınar? Bunu yapan kişi evde ya, sen öfkelenmez miydin benim yerimde olsan? Deniz, sen bunu nereden çıkardın? Fehim babanın mutlaka bir planı vardır. Bak, bu iş yapanın yanına kar kalsın istemez. Bana hiçbir şey söylememesinden belli oluyor. Deniz, bak mutlaka... Çınar, sen biliyor musun kim olduğunu? Bilmiyorum ben, nereden bileyim? Zaten bilsem sana söylerdim, emin ol. Ben gerçeği öğrenene kadar bu işin peşini bırakmayacağım Çınar. Deniz, bence daha fazla üsteleme. Bu meseleye değişmek hiç kimse için iyi olmayacak. Eminim ki seni düşündüğü için saklıyordur. Bence Fehmi Bey beni değil, yapan kişiyi korumaya çalışıyor. Yoksa kim olduğunu söylerdi bana. Ben nasıl bir işin içine düştüm ya? Gerçekten inanamıyorum ya. Deniz? Günaydın. Uyandın mı? Günaydın, günaydın. Ne zahmet ettin. Dur. Şu kahvaltının güzelliğine bak, ellerine sağlık. Neler yapmışsın böyle? En sevdiğin şeyleri hazırlattım. Çiçek şeklinde kesilip kızartılmış sosis, rafadan yumurta, acuka, taze portakal suyu ve ince belli sabah çayımız.
Bu ne kadar düşünceli bir insan. Ne yapacaksın bugün? Holding'e gideceğim. Ya çok fazla iş birikti, onları halledeceğim. Sen ne yapacaksın? Benim de toparlamam gereken işlerim var. Onları halledeceğim bugün. Sen tatildesin. Tadını çıkar. Hem bizim oralarda tatildeyken çalışanı sevmezler. Ama ben sıkılıyorum, ne yapayım? Tamam, şaka yapıyorum. Ya öyle takılıyorum ben sana. Ya bu arada kahvaltı var ya, mükemmel olmuş. Eline sağlık. Vallahi ben de bayıldım. Yani ben olsam ben de kendime teşekkür ederdim. Hadi gel beraber yiyelim. Al bakalım çatalını. Çınar. Çınar, ben çok özür dilerim. Fehmi Bey de çok kızdı haklı olarak. Deniz. Ben de özür dilerim. Ben de öyle o haberi görünce kan beynime sıçradı. Yani ağzımdan çok kötü şeyler çıktı. Senin suçun yok ki. Suçlu olan bu haberi yapan kişi. Otursana. Sana bir şey soracağım. Bu tamamen bir iş görüşmesiydi, değil mi? Evet Çınar. Ne olacak başka? Benim en çok Fehim babanın söyledikleri kafama takılıyor. Ya bu bir iş görüşmesi olsaydı niye o zaman telefonla reddetmedin? Niye adamla görüşüp bu iş görüşmesini konuşuyorsun Deniz? Çınar. Bak, yukarıda da aynı şeyleri söyledin. Fehim Bey'in yanındayız diye saygımdan sustum. Ama inatla bir şeyleri ima ediyorsun. Eğer bu kadar merak ediyorsan açık açık sor bana. Söyleyeyim mi? Merak ediyor musun? O fotoğraflar hiç de iş görüşmesi fotoğrafı gibi durmuyor. Hayatına dair çizgilerin başkaları tarafından çekiliyor olması gerçekten çok kötü. Seni anlıyorum. Evet, öyle. Bak tamam. Hiçbirimiz birbirimizden bağımsız yaşayamayız. Bununla da ne olursa olsun kurallar her zaman olacak. Ama bu kadarı bana fazla geliyor Çınar. Peki sana bir söz versem, en yakın zamanda bunu düzelteceğimi söylesem, bana güvenir misin? Bilmiyorum Çınar. Son zaman o kadar çok kötü tabloyla karşı karşıya kaldım ki. Dediğim gibi, eğer gerçek bir evlilik olsaydı beni burada kimse tutamazdı. Nasıl yani? Yani gerçek bir aşk evliliği olsaydı yine de bunlara katlanmaz mıydın? Demeye çalıştığım o değildi. Ne demek istiyorsun? Şöyle. Tabii ki kendime yakıştıramazdım çekip gitmeyi. Gerçekten aşık olan kimse yakıştıramaz. Sevdiğim için her zorluğa karşı koyar. Onun her şeyde arkasında dururdum. Onu korumaya çalışırdım. Ama şu anki durum bu değil. Deniz. Sen farkında değilsin. Ama ben de tam olarak bunu yapıyorum. Ne demek istedin az önce? Bana açıklama yapmak zorundasın. Aslında çok açıktı bence. Yani içinden geçenleri söyledim. Tamam da ben söylediklerinde samimi olup olmadığını soruyorum. Bunu merak ediyorum. Hiçbir zaman inanmadığım sözler söylemedim. Kalbimden geçen bütün şeyleri söylemeye, sana karşı dürüst olmaya çalıştım. Deniz. Ben senin gözlerine bakınca... çok iyi bir insan görüyorum. Ve sana söz veriyorum, bu verdiğimiz sözü tutacağız. Yani bu evlilik oyunu kurallarına göre oynayacağız. Haklısın. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Yani aksi bir durum söz konusu bile olamaz.